Teşekkürler Ceyda Dönmez. Sevgili Turgay Demir'e de çok selamlar. Fenerbahçe'nin bu sabah gerçekleştirdiği antrenman basına açık bir şekilde devam ediyor. Antrenmanın başlamasını bekliyoruz. Aslında antrenman saat 11'de başlayacaktı. Fakat öncesinde takım bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantının ardından şimdi futbolcular yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar. Teknik direktör Erol Bulut futbolcuları etrafında toplayacak ve bir konuşma yaparak antrenmana start verecek. Şunu belirtelim, Fenerbahçe'nin yeni transferi, Fenerbahçe'nin 12. transferi Marcel Tisserand. O da şu anda sahada takım arkadaşlarıyla beraber. Birazdan muhtemelen teknik direktör Erol Bulut arkadaşlarını, Tisserand'ı tanıtacak, selamlaştıracak. Şu anda takımla birlikte yürüyorlar ve birazdan da dediğim gibi bir sağ ortasında mini bir toplantı daha gerçekleşecek gibi duruyor. Aslında evet, şu anda bir pankart açacak takım. SMA hastalarıyla ilgili farkındalık yaratmak için sarı lacivertli futbolcular hep birlikte bir pankart açacaklar. Bu yüzden de hazırlıklar devam ediyor. Tekrar edelim, Fenerbahçeli futbolcular SMA hastalıkları için, hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak için hep birlikte bir pankart açıp poz verecekler. Bunun da hazırlıkları devam ediyor. Şu anda toplantı gerçekleştiriliyor. Teknik direktör Erol Bulut şu anda futbolcularla bir konuşma gerçekleştiriyor. Marcel Tisserand Fenerbahçe'nin yeni stoperi de takımla birlikte şu anda Samandıra'da sahalara inmiş durumda. Zaten şunu belirtmiştik, Tisserand hazır bir şekilde geldi. Wolfsburg'da sezon başı kampını gerçekleştirdi ve buraya hazır bir şekilde geldi. Hafta sonu kadroda olmasını bekliyoruz. Hatta ilk 11'de de olabilir ama derbide çok yüksek ihtimalle sahada olacaktır. Erol Bulut'un birinci stoperi olacaktır Marcel Tisserand ve Lemos, Zanka, Serdar Aziz de diğer bölge için bir yarış içerisine girecekler diyebiliriz. Teknik direktör Erol Bulut'un sağ ortasında gerçekleştirdiği toplantı şu anda devam ediyor. Evet, Marcel Tisserand'ı tanıttı. Hoş geldin dedi Erol Bulut ve takım arkadaşları da Tisserand'ı alkışladılar. Bu görüntüyü de Aspor ekranlarından sizlere yansıtmış olduk. Şimdi futbolcular dediğimiz gibi SMA hastalarıyla ilgili farkındalık yaratmak adına hep birlikte bir pankart açacaklar. Ve bu pankartta da şimdi birazdan ne yazdığını sizlere aktaracağız. Futbolcular pankartın olduğu bölgeye doğru geliyorlar. Birazdan da teknik direktör Erol Bulut da Gökhan şu anda bir konuşma gerçekleştiriyor. Evet, pankartın başına geçtiler ve sevinçli mutlu aileler için SMA'lı bebeklere umut ol pankartı. Fenerbahçeli futbolcular bu pankartı hep birlikte açarak burada SMA hastalarının sesini burada tüm Türkiye'ye duyurmuş oluyorlar. Sevinçli mutlu aileler için SMA'lı bebeklere umut ol. Bu sinir sistemiyle alakalı bir hastalık ve Fenerbahçeli futbolcular da bu konuda bir farkındalık yaratmak adına bu pankartı açarak basın mensuplarına poz verdiler diyebiliriz. Tabii şimdi yavaş yavaş antrenman başlayacak. Dediğimiz gibi normalde 11'de başlaması planlanıyordu fakat öncesinde bir toplantı gerçekleştirildi içeride ve bu toplantı dolayısıyla biraz sarktı bu antrenmanın başlaması. Tabii takımdan bilgiler vermek gerekirse Mert Hakan Yandaş milli takımda sakatlanmıştı. Mert Hakan Yandaş'ın bu sabah kasık sakatlığı ile ilgili bir ölçüm yapılacak.
ve bu ölçümde negatif bir durum olmamasının ardından yarın takıma katılması bekleniyor milli oyuncunun. Şu anda da teknik direktör Erol Bulut yardımcılarına direktifler veriyor. Onu da belirtelim. Onun dışında Sinan Gümüş'ün Çaykur Rizespor maçından sonra ağrıları vardı. O da bugün takımla birlikte çalışıyor. Şunu da belirteceğim. Sosa geç katıldı tabii ki. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle COVID-19 atlattı. Bundan dolayı takım çalışmalarına geç katılmıştı. Ve şunu da söyleyelim. Fiziksel olarak yükleme çalışmalarında takımla arasındaki farkı kapatmak adına Sosa'nın da özel program dahilinde farklı çalışmalar da yürüttüğünü belirtelim. Fenerbahçe'nin antrenmanı başladı. Sarı lacivertler ısınma çalışmalarıyla antrenmanı start verdiler. Şu anda ısınma hareketlerini yapıyorlar. Isınma hareketlerini yaptıktan sonra da çalışmalara geçecekler. Fatih Yıldız Fenerbahçe'nin kondisyoneri şu anda bu ısınma hareketlerini oyunculara yaptırıyor. Sarı lacivertlerde tabii eksiklerden bahsetmiştik. Bir diğer eksikte Jason. Jason da antrenmanda olmadığını söyleyebilirim. Jason'un antrenmanda olmama sebebi, tekrar bakıyorum futbolculara, yanlış bilgi vermiyor kadın, ama Jason da antrenmanda yok ve Jason zaten 2 gündür, ki ilk olarak Aspor ekranlarından duyurmuştuk, transfer görüşmeleri sebebiyle çalışmalara katılmıyor. Kendisi Çin'e transfer olacak çok yüksek ihtimalle. Bu anlamda görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu. Fenerbahçe'den ayrılacak isimler Jason'la sınırlı kalmayabilir. Nabil Dirar, Geri Rodriguez, bu oyuncuların da ayrılma ihtimali var. Ama henüz bu konuda çok sıcak gelişmeler olmadığını söyleyebiliriz. Frey ve Zank aslında kadroda düşünüleceklerini çok fazla ihtimal vermiyorduk ama özellikle Zanka'nın topuk yaylısında öncesi hazırlık döneminde gösterdiği performansı şu anda orada Sadık isminin biraz daha geri planda kaldığını söyleyebiliriz. Frey de takımın 3. veya 4. forveti olma ihtimali bir hayli ciddi, onu da belirtelim. Ki Çaykur Rizespor maçına 11'de başladı İsviçreli oyuncu. Hatayspor maçına da ilk 11'de başlama ihtimali var. Onu da belirtelim. Tabii sarı lacivertliler ...12 tane transfer yaptı. Ve bu 12 transfer sayısı, en azından en az bir forvet daha gelecek. Kesin olarak Fenerbahçe bir forvet transferi daha yapacak. Burada şu anda Samat da isminin ön plana çıktığını söyleyebiliriz ama Fenerbahçe 5-6 oyuncu ile birden görüşüyor. Forvet transferinin kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklemiyoruz açıkçası. En azından bir haftalık daha bir süreç olduğunu, bir hafta daha bu konuda zaman geçeceğini belirtebiliriz. Forvet transferi tamamlandıktan sonra ne olacak? Forvet transferi tamamlandıktan sonra
Fenerbahçe kadro planlamasına bakacak, mali koşullara bakacak, limit durumuna bakacak. Tüm bu durumlara baktıktan sonra kadronun ihtiyacına göre hamleler yapılabilir. Kanat ihtimali, forvet ihtimali olabilir. Şu anda Yunan kondisyoner Pantelis çalışmayı yönetmeye başladı. Ve futbolcular onun direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Futbolcular sahanın sol köşesine geçti. Kameraman arkadaşım Barış Seven de sizlere bu görüntüleri aktarmaya çalışıyor. Pantelis çalışmayı yönetmeye başladı. O klasik heyecanlı tavrıyla futbolculara yapmaları gerekenleri söylüyorlar. Bu hafta tabi Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü önemli. Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynayacak. Bu yüzden maça daha ciddi bir süre var. Yarın takıma katılmasını bekliyoruz. Yarın takıma katılırsa da pazartesi günkü maç için Deniz Türüç'le forma rekabetine başlayacak. Ama Mert Hakan Yandaş'ın Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlama ihtimali şu anda en azından daha ciddi gözüküyor. Sosa antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışıyor. Dediğimiz gibi Sosa bazı antrenmanlarda takımdan ayrılarak özel çalışmalar yapıyor. Çaykur Rizespor maçına girdikten sonra oyunun momentumunu değiştiren isim olmuştu Sosa. Fakat penaltıdan attığı golle de takımı galibiyete ulaştırmıştı ama fiziksel olarak henüz doğal olarak hazır değil. Takımın çok gerisinde ve bu açığı kapatmak adına da bazı antrenmanlarda takımdan ayrılarak özel bir program uyguluyor. Şu anda Fenerbahçe bir pas çalışması yapıyor. Saymaya çalışıyorum. 3 oyuncu 3'e 1 hatta 4'e 1 bir oyuncu topu kapmaya çalışıyor. Onu da belirtelim. Sosa'nın tabii özel program uyguladığını söylemiştim. Takım antrenmanlarının dışında özel program uyguluyor. Takım antrenmanları bittikten sonra Sosa ekstra çalışmalar yaparak bu açığı kapattığını söylersek daha doğru olur. Az önce verdiğimiz bilgiden takımla birlikte çalışıyor. Daha sonrasında ekstra çalışmalarla bu açığı kapatıyor. Tabii Sarı lacivertlerde dediğimiz gibi ilk hafta kazanmanın getirdiği pozitif bir atmosfer var. Şu anda da ekranlarda görebilirsiniz. Futbolcular sık sık şakalaşıyorlar, keyifler yerinde. Fenerbahçe aslında iki sezonun hedeflerine uzandı ama bu sezon Samandıra'daki ortam tamamen değişti. Çok fazla transfer geldi, çok fazla giden oyuncu oldu. Pozitif bir atmosfer oluştu. Hazırlık maçlarında hiç kaybetmedi Sarı lacivertliler. Sadece 2 tane beraberlik aldılar 5 maçta. Daha sonra Süper Lig'de ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı penaltı kaçırmasına rağmen 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı bildi. Bu havanın da çalışmalara, Samandıra'daki atmosfere yansıdığını söyleyebiliriz. Tabi burada Caner Erkin çok önemli bir rol oynuyor. Caner Erkin takım arkadaşlarıyla sürekli şakalaşan, sürekli arkadaşlarını hareketli ortamın içine dahil eden bir yapıya sahip. Bu da doğal olarak takımdaki atmosferin pozitif olmasında önemli bir etken.
oluyor. Şu anda takım 7-8 gruba ayrılıp dediğim gibi bir pas çalışması, top kapma çalışması yapıyorlar. Alanda birden fazla top olduğunu söyleyebilirim. Pantelis'in yönettiği bu çalışmada futbolcular kendilerinden istenenleri yapıyorlar. Tabii şunu da söyleyelim, Çaykur Rizespor maçının ardından bu da bir göstergeydi. Uzun bir aradan sonra takım otobüsü röportajları başladı. Burada da aslında futbolcuların birbiriyle olan diyaloglarına şahit olduk. Şu anda da antrenmanda bu diyalogları tekrardan görüyoruz. Evet, Sinan Gümüş dediğim gibi Çaykur Rizespor maçında bir sakatlığı vardı. Daha doğrusu ağrıları vardı. Onun da takıma katıldığını görüyorum. Sarı lacivertliler pazartesi günü Hatay Spor'la oynayacak. Ve bu karşılaşma için de yoğun çalışmalar sürüyor. Erol Bulut ekibine çok önem veren bir isim. Ve şu anda da antrenmanı biraz uzaktan izliyor. Ve tamamen ekibine bırakmış durumda şu anda çalışmayı. Fenerbahçe'nin şunu da belirtmek gerekiyor. Tabii orta sahada bu yıl çok ciddi bir mücadele olacak. Luis Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç. Deniz Türüç'ü de bu yıl daha çok 10 numara mevkiinde göreceğiz. Bunun dışında tabii İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin bir diğer transferi. O da bu yarışın içerisinde olacak. Tolga Ciğerci keza aynı şekilde Erol Bulut'un çok fazla beğendiği bir isim ki ilk maçta da ilk 11'de başlattı. Orada yoğun bir mücadele olacak. Teknik direktör Erol Bulut'u da önceki takımlarından hatırlıyoruz. Burada çok net ikililer üzerinden, üçlüler üzerinden gitmiyor. Maça göre, oyuncuların durumuna göre burada değişiklikler yapabiliyor. Bu anlamda da burada çok ciddi bir yarış olacak. Aslında orada Çaykur Rizespor maçında Luis Gustavo'nun oyundan alınması da burada nasıl bir rekabet ortamının yaratılacağının göstergesiydi. Luis Gustavo şu anda takımın en değerli oyuncusu desek yanlış olmaz. Ona rağmen oyundan çıktı. Oyundan alındı. Ve maçlarda da dediğimiz gibi orada farklı ikililer görebileceğiz. Tabii ki Gustavo'nun yeri biraz daha garanti ama Sosa ve Ozan, hatta Ozan'ın biraz doğal olarak oynamadığı için mutsuz olduğunu görmüştük. Oynamayan her futbolcu doğal olarak üzülür. Ama bu yıl bu durumun Fenerbahçe'ye başarı getirilmesi hedefleniyor. Emre Bölezoğlu, sportif direktör olmasını beklediğimiz isim. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama transferlerin tamamlanmasının ardından, hatta kısa bir süre içerisinde de olarak olabilir, Emre Bezoğlu resmi olarak açıklanacak. Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde hedefi şu şekildeydi. Daha çok Fenerbahçe'de oynamak isteyen, Fenerbahçe formasının değerini bilen oyuncular transfer edilmesi hedeflenmişti. Bu anlamda da aynı zamanda takım içerisindeki rekabetin ciddi oranda arttırılması hedeflenmişti. Bu anlamda Fenerbahçe'nin transfer hedeflerine ulaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki forvet transferi kaldı. Biz Samandıra'dan aslında buradaki notların tamamını aktardık.
Şimdi yavaş yavaş ben sözü stüdyoya sevgili Ceyda Dönmez ve Turgay Demir'e bırakacağım ve antrenman görüntülerini yayınlamaya devam edeceğiz. Onlar da stüdyoda sözü devralacaklar diyebilelim ve ben sözü buradan Samandıra Canvar testlerinden stüdyoya Ceyda Dönmez'e bırakıyorum.